dışa doğru açtı. Şurada ateşi yakıyorsun. Eğer şu sürgü, bu da eğili şu anda. Bunu kapatırsan. Evet dostlar, geyin peşine düştüm. Şu an yolu kaybettim. Nerede olduğumu tam olarak bilmiyorum. Evet dostlar, güneşli bir Rize sabahından herkese günaydın. Bugün hava çok sıcak, yaklaşık 20 derece. Akşamüstü tabi biraz soğuyor ama çok fazla soğumuyor. Ben kalktım, sınavım vardı, sınava girdim. Dünün videosunu falan montajladım, yükledim. Şimdi Uğur abi çaylıkları falan temizliyor. Ben de onun yanına geldim, bakalım Uğur abi ne yapıyor. Uğur abi kolay gelsin. Eyvallah. Ne nasıl geçti sınavın? Vallahi abi bildiğin gibi ya. Yine cevaplar sordular değil mi? Vallahi yine çok. Bu dönem içimizden geçiyorlar. Hadi bakalım. Sen ne yaptın? Ya ben de burayı işte bitirmek üzereyim. Ya bu budanmış çaylıkların temizliği biraz sıkıntı. Evet. Ama aslında şöyle bir durum var. Ben şimdi bunu mesela severek yapmıyorum. Hani sevdiğin işi yap muhabbeti var ya. Aslında burada iş tatmini de çok önemli. Mesela bir işi yaparsın. Sevmezsin, yapmak da istemezsin. Sonunda bir çıktı da olmaz, bir ürün de olmaz. Dersin ki ben burada ne yapıyorum? Ama ben şimdi şunu bak, severek yapmıyorum. Mesela burada sıkılarak yapıyorum. Ama şöyle kalkıp da buraya baktığımda bir çıktı var ya. Yani buranın böyle tertemiz, ferah, güzel görüntüsünü görüyorum ya. Bu evet. İşte iş tatmini. Bu da çok önemli. Evet abi. Güzel. Az kalmış zaten değil mi? Az kaldı. Şu bölüme bak. Evet, bu bölüme az kaldı. Şimdi bunu bitireceğim. Ondan sonra şurada keyifle seyrettim. Bütün yorgunluğum gidecek. Yine aynı heyecanla aşağıya gireceğim. Evet. İş tatmini iyidir ya, güzeldir. Evet. Ya bazen mesela böyle insanlar bir yere topluyorlar. Sen diyorlar şurada dur, bir şey de yapma. Sorgulamaz mısın ben burada ne yapıyorum? Evet. Yani ne üretiyorum? Her gün aynı. Ama şimdi bak biz burada bir şey ürettik. Yani bunları açtık, işte fotosentez yapmalarını kolaylaştırdık. Otların dibini boğup da kapatmasını, aşırı nemli bırakmasını engelledik. Ya burada çok iş yaptık aslında. Bunu severek yapmak zorunda değilsin. Evet. Evet, severek yaptığımız bir şey varsa o da sizlere bu anları paylaşmak. O yüzden arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bizi o kadar motive ediyor ki anlatamam. Değil mi Uğur abi? Ya aynen öyle, evet. Gerçekten motive ediyor. Abone güzel yorumlarınızı da bekliyoruz. Evet. Ya bu bir motivasyon işi işte. Evet. Yani sürekli olarak sevdiğin iş diye bir şey yok. Ama totalde baktığında aslında bir denklem işte, konuşmuştuk ya. Yani belli katsayılar var, işte hayatta zaman mı istiyorsun, para mı istiyorsun veya işte gezmek mi istiyorsun. Onları katsayı çarpanlar ne kadar yüksekse o ağırlıktaki işi yaptığında daha yüksek bir sonuç alıyorsun. Evet. Ben şimdi bunu totalde baktığımda evet severek yapıyorum. Ama lokale indiğinde sürekli haz almak, sürekli severek yapmak diye bir şey yok. Evet abi. Rasyonaliteden kopamazsın yani. Peki abi, soruyu soruyorum. Eskiden mi bu işleri yaparken daha çok zevk alıyordun, yoksa şu an kamera karşısındayken mi? İnsanlara bir şey anlatırken mi? Güzel soru. Ya şöyle aslında, ben bu işe işte tam olarak, tam zamanlı olarak 10 yıl önce başladım. Gel şurada gölgede oturalım madem. Ben de bir nefes alıyorum. 10 yıl önce başladığımda çok zevk alıyordum. Çünkü hayatım da değişmişti. Yani tam olarak böyle kurguladığım, yapmak istediğim bir şeyi yapıyordum. Çok fazla zaman kalıyordu bana. İş tatminim de güzeldi. Birkaç sene o şekilde devam etti. Yani hiçbir şey aramadım. Yani para dahil. Yani hiçbir o denklemimde başka bir şey yoktu. Beni anormal tatmin ediyordu. Sonra tabii bu da biraz daha monotonlaştı. İşte belli şeyler hazza ulaştıkça bitiyor ya. Böyle yeni bir arayış içerisindeydim. İşte müzisyenliğe başlamayı düşünüyordum. Yani çiftçilikte beraber devam ettirmek veya tam zamanlı olarak yapmak. Ama videolarla beraber sanki yeniden bu işe başladım. Evet. Güzel. Yani o monotonluğumu çok kırdı yani. Bu arada arkadaşlar, videoların sonuna genelde bizim burada yaptığımız performanslarımızı
Saat 5'ten sonraki hallerimizi de atıyoruz. Mutlaka videoları sonuna kadar izleyin. Evet, yani akşam muhabbetimiz de güzel tabii. Evet. Yani ben buraya geldiğimde hep o şekilde oluyor. Gündüz çalışıyorum. İşte akşam arkadaşlarla işte farklı ortamlarda müzik yapıyoruz, muhabbet ediyoruz. Akşam yatıyoruz, sabah yine aynı şekilde. Aslında böyle çok sıkılmaya da vaktin kalmıyor. Veya ne bileyim akşam atölyede işlerim oluyor. Bazı akşamlar orada bazen sabahlıyorum. Yani çok uzun sürebiliyor. Ama onlar da çok keyifli, çok zevkli. Hatta ben bazen atölyede çalışırken arkadaşlarım geliyor. Hem muhabbet sohbet hem ben bir yandan işimi yapıyorum. Ya böyle akıp gidiyoruz işte. O akıp gitme efekti çok hoşuma gidiyor. Yani önüne böyle setler oluşturmadan böyle tık 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 zorlana zorlana gitmek değil de böyle nüfuz etmek. Yani o ana nüfuz edip akıp gidebiliyorsan o beni çok tatmin ediyor ve çok hoşuma gidiyor. Hedefliyorum da onu. Bir yandan da aslında inşa ediyorsun yani o hayatı. Hani sadece istemek yetmiyor. Evet. Ben şurayı bitireyim. Ondan sonra birkaç işimiz var. Evayengi bir tane soba getirmiş. Onun sacını keselim. Çiçekleri yerleştirelim. Bugün yine evin etraflarındayız ya. Bugün buradan çıkmamız zor. Bahar işleri başladı. Başladı. Eldivenim de delindi. Evet. Bunu da değiştireyim. Bu arada arkadaşlar, köylüler de yavaş yavaş dönmeye başladı İstanbul'dan falan. Zaten çay kesimine az kaldı. O yüzden her gün farklı insanlar görmeye başladık. Bunlarla da sohbetler edip sizlere sunacağız. Bu yüzden ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz. Bu videoda çok söyledim ama olun. Aynen. Evet arkadaşlar, aşağıyı bitirdik. Şimdi eve geri dönüyoruz. Bu da çok erken oluyor ya. Şurada var ya, böyle bir 20 günde bir aya kalmadan bunlar da olur. Bu reçeli falan da çok güzel oluyor. Yeniliyor mu abi? Yeniliyor. Şu an yeniliyor mu? Yenilir. Evet. Bu kuzina bizim köy odasındaydı. Orada bunu biz çok kullandık. Şimdi bunun altı falan çürüdü. Şu üst kısmını keseceğiz. Rengi getirdi bunu. Ona vereceğiz. Bunu işte bir ateşlik olarak kullanacak. Böyle bir taşın üzerinde mi artık bir yerde veya daha böyle mobil bir ateşlik gibi kullanacakmış. Şimdi kablomuz buraya yetişmez ama ben bunu bir şuraya alayım. Bu da ispiral. Adı üzerinde spiral. Yani yine aynı şekilde motoru var. 90 derece çeviriyor. Burayı döndürüyor. Bu ağza ne takarsa ne olur. Buna ne takabilirsin? Şöyle değişik numaralarda zımparalar takabilirsin. Buna bileme yapabilirsin. Kazıma yapabilirsin. Taşlama ağzı var. Şu anda burada yok. O biraz daha kalın. Bir yere böyle adı üstünde işte taşlamak için, kaldırmak için, pürüzlendirmek için kullanılabilir. Bu kesme ağzı. Bununla metal kesersin. Bunun ağzına aslında polisaj ağzı takarak da pastacılığa falan da yapabilirsin ama ayarlı olması gerekiyor. Yani sabit devirde değil, ayarlanabilir olması lazım. Bununla balta bileyebilirsin, orak bileyebilirsin. Ama yakmaman lazım tabii çok hızlı döndüğü için. Hatta şurada bir balta var. Göstereyim sana istersen nasıl bilendiğini. Göstereyim. Bunu şurada düğmesiyle basıyorsun. Hani bizim tırpanda böyle bir şey sokuyorduk ya kilitlesin diye. Bunu bak böyle düğme yapmışlar. Bu daha pratik. Şimdi biz kesme ağzı takacağız. Ha, bilemeyi göstereceğim. Şunu takalım. Bunda yine kendinden bir kilit mekanizması var. Yani bayağı pratik söküp takması. Normalde mengeneye sıkıştırıp da bilemek gerekiyor da ben şimdi sana
göstermek için şurada yapayım. Bu bizim işte o kesme yontma baltası. Su değil mi abi? Başka su, aynı. Bunların belli bir açıları vardır. Kimilerinde tek yönlü açı olur. Kimilerinde tek yönlü iki katlı açı olur. Bak bunda iki yönden tek yönlü açı var. Tek katlı açı var. O yüzden iki tarafını da bileceğiz. Mesela oraklar da tek taraflı olur. Çay oraklar da tek taraflıdır. Pek açılı. Bıçakların birçoğu çift açılıdır. Eğer o açıyı bozarsam yani bilediğinde daha kötü keser. Sırt kısmına niye vurdum kesen yerine? Bu şimdi balta biraz kaba bir alet olduğu için. Burası çok ince olursa bu sefer böyle kırılmalar, yarılmalar falan olabilir. O yüzden çok hafifçe tepesine de bir sürttüm. Şu anda kullanılabilir durumda. Zaten bileliydi de yani göstermek için yaptım. Yani şimdi buna kesme aparatını takalım. Şimdi kesmeye geçelim. Bu normalde muhafazası var. Öyle kullanmak gerekiyor. O ne abi? Yani bu taş kırıldığında şöyle çapraz vurup da bu eğer parçalanırsa şarapnel gibi fırlıyor ya. Evet. Sana fırlamasını engelliyor. Niye takmadın? Güzel soru. Tak abi fırlar. Hayatımda gördüğüm en güzel soru. Tak abi fırlar falan. Bunu şimdi... Ben kamera koyup gideceğim. Kesmeliyiz. Sıralarında lama olduğu için bunlar daha zor kesilecek. Gölgeyi alayım mı ya? Bugün hava çok sıcak. Artık sıcaktan da kaçmaya başladık ha. Yardım. Sıktı. Ne sıktı abi?
Biraz şimdi diğer tarafını kestik ya, esnedi, burayı sıktı. Bir açıya çevirmemiz lazım. Ya da şuraya bir destek yapacağız, bunu yukarıya kaldıracak. Şurayı alabiliriz herhalde ama. Buna ben şimdi bir aparat yapayım. Şurasını iç taraftan yukarıya doğru bastırsın, sıkışmasın. Burası yine sıkıyor. Bunu farklı bir yöntemle keseceğiz. Zaten çürük ya. Rahatça kesebiliriz bunu. Bıraktı. Evet. Evet, şimdi burada lama var. Burası biraz zor kesilecek. Güvenliği taksiyonlar kesiyoruz. Ağız ne kadar eridi görüyor musun? Şimdi keserken bu çok kolay büyür. Aslında bu spreyin daha büyüğüyle bu tip lamaları kesmek lazım. Bizde ondan yok, bunu kullanıyoruz. Bu biterse başka ağız var, değiştireceğim. Bu kesme ağzı iyice bitti. Artık şuraya dayanıyor keserken. Bunu çıkaracağım. Yenisini takacağım. Öyle genişleyip daralıyor ya mı? Yani tabii sonuçta bununla demir kesiyorsun. Orada kestiğimiz o lama aşağı yukarı 3 milimdir tahminimce. Sonuçta bu da deforme oluyor keserken. Yani demir kesiyorsun. Evet, boru değil ha. Boru değil aynı. Galiba bıraktı. Vay. Tam içinde zor oldu ya. Böyle bir şeyin üzerine koyulacak. Ateşlik olacak. Bunu ne yapacak? Bu hurdaya. Şu işte şu lamalar var ya, bunlar zor kesiliyorlar. Aslında sadece ince ama.
Ya bunu köy odası. Ha bak içini açmışken de aslında çalışma mantığına da bakalım. Burada şimdi ateşi yaktın. Hı. Şöyle düz çevireyim mi bunu? Şu kapı tabii şu anda tersi açılıyor. Dışa doğru açtı. Şurada ateşi yakıyorsun. Eğer şu sürgü, bu da eğili şu anda. Bunu kapatırsan, daha doğrusu açık olursa buradan direkt bacaya gidiyor. Ama bunu kapatırsan buradaki duman şuradan dolanıp buradan aşağıya inip fırının altından dolanıp buradan bacaya gidiyor. Bu sefer fırına vermiş oluyor sıcaklığını. Bak fırında çürüdüğü için altında boşluğu görüyorsun. Oradan dolanınca fırını ısıtır. Buradan dolanınca daha iyi yanar. Bunun altında da o kalan külü boşaltmak için bir hazne var. Duman. Tabii o da çürümüş şey yapmış. Buradan ara ara o külü boşaltırız. Bunu bırakayım Meva'nın yanına oraya. Gel istersen beraber geçelim. Sonra o kalan da arabaya atar buraya veririz. Eldivenimi yaktı ha. Baksana. Neyse iyi delinmişti zaten. Ben yılda 10-15 çift eldiven kullanıyorum. Az kullanıyormuşsun. Öyle mi? Evet. Hava da güneşli. Her yeri işlerde ağaçlar açmaya başladı. Şu yukarının toprağını değiştiriyordum. Ben toprak karışımı vermiştim. Güzel olmuş, büyümüş bayağı da. Sararmış herhalde, sıkışmış biraz. Toparlar ama güzel, büyük. Yeni dünya. Muş diyoruz biz buna. Bak meyveler de oluyor hatta. Bak orada limon var. Bayağı da iri olmuş ha. Versene yakından bir çekim, bir de bakayım, merak ettim ya. Ha, bunun cinsi bayağı güzelmiş. Beva yengenin kompostu. Güzel. Ha, bayağı var içeride. Hakkımızı alalım. Bakalım buradan nasıl gözüküyor bizim bahçe. Aşağısı otlu, üstü tertemiz. Bunu daha böyle gelip seyredeceğiz ya. Yapması değil sadece. Güzel, lokum. Özelliler bayağı çiçeklendi. Bunlar da şimdi kazı almak lazım ya. Evet, geç bile kaldık. Hallederiz be. Bu çok keyifli bir araba. Sedat abi bunu aldı. Normalde bir tane daha arabası var. Bunu böyle zevkini aldı. Kadet. 79 model mi 80 model mi? Arkadan yetişti. 1.3 900 kilo. Çok güzel drift yapıyor. Kaplamalarını falan değiştirdi. Bir iki problemi de var da iki kapılı. Seviyorum bu arabanın şöyle yandan proporsiyonu çok güzel. Buna da bir gün çıkalım gezelim. Gezelim. Tam serseri arabası. Tam bizlik işte. Gündüz çiftçi, akşam. Şurada bir tane kar topu var. Bu da böyle beyaz beyaz çiçek veriyor, böyle büyük büyük. Şu limondan bazen daha büyük. Bak şunlar hep çiçek olacaklar. Bu da bir 15-20 güne çiçeklenir diye tahmin ediyorum. Kuzineyi kestik, bunu şöyle bir kenara ayıralım ya da burada dursun. Şu çiçeklerimizi bir yerleştirelim ya, sonra buraları bir süpüreyim. Bunlar kaldıkça kalıyorlar.
begonyamızı şöyle koyabiliriz. Bu arada geçen sana gül dedim ya. Evet. Bu da Çinli begonyaymış. Şu sürgünlerini ben gözlerini güle benzettim. Şimdi bak iyice açtılar zaten belli oluyor. Bak çil çil yaprakları, beyaz çiller var. Bunu buraya koyalım. Evet. Evet, sardunyalar. Bunları camların kenarına da koyacağız. Biraz öne atarız. Ha şunu diyorum ki kapının üstüne koyalım. Oradan şey yapsın, aşağıya sarksın. Olur, böyle sarkanlar olursa güzel olur. Sen aşağıdan bak bakalım nasıl olacak. Şuraya koyayım diyorum. Koy abi. Sen burada dur, bir bak bakalım nasıl gözüküyor. Nasıl, burada iyi mi? Güzel, kimsenin kafasına düşmez mi? Düşmez herhalde. Düşerse de benim kafama düşer büyük ihtimalle. Şuraya bir tane sardunya koyalım. Aynen. Ama orada kimse görmez ki onları. O çiçeklenince gördüğümde şansım yok. Ha güzel oldu orada. Şu anda sardunyalar kıştan çıktı ya, kel kördü. Bunlar çok güzel çiçekler. Kıvırcıklar da bayağı güzel büyüyor. Bunlar lahana tabii. Şunlar kıvırcık. Aralarda marul da var. Tanelere baksana ne güzel oldu. Nefis. Ha şunu koyalım oraya. Bak bu da böyle aşağıya doğru sarkmış. Bu da olabilir. Bunu koyuyorum. Arabayı da bir yıkayalım ya, berbat oldu. Nasıl? Güzel. Bizim camın önünde durur mu abi bir şeyler? Durmaz değil mi? Oraya da koyacağız. Bir tane daha sarkık var ya, onu da oraya koyalım. Bu arada o bizim odamız, o pencere. Evet, şurası. Şöyle de bir manzaramız var arkadaşlar. O da çok dağınık ya. Göstermeye cesaretim var mı? Ben aşağıda beklerim onu. Evet, hangi çiçeği istersiniz? Şu çok kaplar gibi ya. Şunu koyalım mı? Olur. Bu büyüyecek. Hem bu da sarksın. Hadi bunu koyalım. Ya şuradan çıkalım. Bunu koyuyorum. İçeriden de gösteririm arkadaşlar. Biraz daha yana kaydır ha. Şuraya orada mı? Evet. Heh, tamam. Tamam. Ver. Şu aşağılar bir toparlayayım. Biraz temizlik yapayım.
O bayağı ispirelle keserken dağıldı. Toprak toprak bir sürü ıvır zıvır. Onları yapalım. Sonra ben yine ot işle devam edeyim. Çimen temizlemeye. Evet, Salix babylonica. Salkım söğütlerimiz yeşeriyor. Seviyorum bu ağacı. Tele ağacı diyoruz bununla burada. Bizim orada da bunlar var. Sadece hepsine ağaç diyoruz. Orada büyük ihtimalle kara söğüt vardır. Doğal olarak yetişiyor. Su kenarlarında. Bu var abi işte. Şurada koyun gübreleri var. Geçen sene 2 aylıklara verirken arttı. Buradaki ısırganlar besledi. Ne güzel oldu, görüyor musun? Evet. Bunlardan şimdi süper gübre ve ilaç olacak. Evet arkadaşlar, biz bunları bildiğiniz gibi şey için kullanıyoruz. İlaçlama için. Sirkeyle karıştırıyoruz. Tarifini sizlerle paylaşırız. Bunlar da böyle güzel mini çiçekler. Buradaki çaylıkların da otları büyümeye başladı. Buralarda yapılacak. Bizim var ya, önümüzdeki bir ay ot ya. İşimiz ot. Temizlik. Evet. Yarın kalan işimizi halledelim, gidelim. Bugün zaten aşağıdaydık. Bir parça işimiz kaldı. Bugün o bitsin. Kafamızdan da gitsin. Kardeşim, çiçeklerin güzelliğini. Evet. Görüyor musun abi, burada bir dünya var. Var. Evet. Bak, arı var orada. Görüyor musun, bak çiçekler. Burada bak, da bir dünya oluşmuş. Dur bakalım. Bak, burada çilek çiçeği var. Bu yabani çilek. Kendisi bitmiş. Bak, bu böyle ince ince olacak. Gerçekten şurada bir dünya var. Gül ektim yollarına, bak gül diktim yine yaranamıyorum. Ama bak ileride de var. Bütün yolları çiçeklendirdik doğal olarak. Vay be. Evet, kendiliğinden bitiyor. Güzel ya. Gerçekten böyle yakından bakınca bir dünya daha var. Şimdi abi böyle dedik, benim aklıma bir şey geldi, sana da sormak istiyorum. Şimdi bir karıncayı düşün, bir de kendini düşün. Bir karınca için dünya neden ibaret abi? Çevresinden. Maksimum ne kadar ileri gidebiliyor? Dençlerini bilmiyorum ama 5 kilometre diyelim. Aynen 5 kilometre. Gitmez yani. 1 kilometre bile zor yani. Yani doğduklarında sadece o 1 kilometrelik alandalar değil mi? Hı. Ama oradan oraya seyahat etmek onlar için çok zor değil mi? Evet. Peki biz insanlar dünyada doğduk. Evrenin ne kadar büyük olduğunu biliyorsun. Peki biz evrendeki karıncaysak? Peki biz aslında o ışık hızıyla gidiyoruz. Gitsek bile yetişemeyeceğimiz yerler var diyoruz ya. Peki biz çok küçük olduğumuz için mi bu böyle? Biz aslında toz bile değiliz. Bir an bile yaşamıyoruz. Yani bir parça yıldız tozusun diye kendini abartıyorsun şurada küçük dünyada. Gürcistan'a köpek rahat geçer. Sen kapıdan kimliğini göstermek zorundasın. Öyle bir yere gidebildiğimiz falan da yok. Biliyoruz sadece. Kendimize böyle sınırlar, alanlar, rençler çizmişiz. Sen orada, ben burada. Karıncadan çok bir farkımız yok galiba ya. Çok istisnai insanlar hariç. Sence evrende tek başımızayız mıyız abi? Zannetmiyorum. Potansiyel olarak ya, canlılığın oluşumu aslında şöyle, canlılık tanımı yani çok tanımlanabilir bir şey değil. Yani elementler olarak işte azot, oksijen, sodyum, klor gibi bazı böyle şeylerden 5 tane elementten oluşuyor. Onun yüksek basınç altında farklılaşarak canlı organizma, aslında organizma bile değil yani, hareket edebilir organizma oluşuyor. Bunun evrenin başka yerinde olmaması için hiçbir sebep yok. Yani aslında, tesadüf değil aslında. Yok, kusursuz değil. Aslında evet, kusurdan de. Dolayı oluşmuş bunlar. Yani insan devrimi de öyle. Çeşitlilik, sürekli olarak işte mutasyon, farklılık. O kusurların, bizim kusur diye adlandırdığımız şeyler çevreye uyuyorsa hayatta kalıyor, doğal seçilim. Bu arada şeyi yanlış söylemiş olabilirim ya. Sodyum, potasyum, oksijen, hidrojen, azot. Evet, canlılığın 5 temel elementi. Biz ne bazlı yaşamız abi? Ya biz karbon bazlı evet. Yaşıyoruz. Yani. Peki başka hangi bazda yaşam olduğu düşünülüyor? Ya onu tam olarak bilmiyoruz ama sülfür soluyan işte bakteriler de var. Oksijen soluyanlar da var veya oksijensiz ortamda yaşayanlar da var. O dünya içerisinde. Ama sonu yok. Ve biz tanımlıyoruz ya işte, bu canlıdır, bu cansızdır. Aslında arada öyle bir şey yok. Bir akış var. İşte bizim neslimiz de öyle. Hani diyoruz ya,
İşte başka hayvanlar var, biz varız. Aslında bir akış olarak yani çevreye uyum sağlayan kalmış. Düzensizlik içerisinde doğal seçilimle oraya uyabilen veya birbirine uyabilenler sadece hayatta kalıyorlar, devam ediyorlar. Onlar demiyorlar ki aman biz ne güzel oksijen soluyalım da şurada yaşayalım. Oksijen soluyorsa burada kalabiliyor. Evet. Peki sence ateş canlı mıdır, cansız mıdır abi? Ya bilimsel tanıma göre cansız. Ama işte diyorum ya o çok flu. Yani şimdi ateşi de yaktığında mesela hareket ediyor. İşte dışarısında bazı gazlar, yani içerisinde odunların işte selüloz parçalandığında çıkan sıvılar, hatta plazma halindeki bir dış çeper oluşuyor. Yani canlı mı cansız mı? Hadi sen söyle. Canlı da olabilir, cansız da olabilir. Hani böyle teknik olarak baktığında canlı ama yani bir organizmaya sahip olmadığı için cansız diyoruz ama bilmiyorum. O tanımlamalar niye yapıyoruz biliyor musun? Yani sen şimdi bir literatür oluşturmak zorundasın ki burada senin yazdığın bir makale veya işte bilimsel bir sunumun karşı tarafça anlaşılabilsin. Sen şimdi canlı dediğinde neyi kastettiğin eğer belliyse bu iletişimi arttırıyor. Yani ben bunu, biz bunu bitkilerde de çok yaşarız. Mesela bizim buradaki kızıl ağaç, Amerika'da redwood, aslında sequoia. Çok farklı ama ben ona Sequoia sempervirens dediğimde, yani bilimsel adını kullandığımda direkt onu tanımlamış oluruz. Bizim kalıba alma şeyimiz biraz o yüzden, yani literatür yüzünden, anlaşılabilmek evet. yüzünden. Bir kalıp yok yani aslında. Yalan dünya diyorsun yani. Yalan dünya be. Ya bak şurada ağacın dibinde. Görüyor musun? Yok. Yürü geçti. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet dostlar, geyin peşine düştüm. Şu an yolu kaybettim. Nerede olduğumu tam olarak bilmiyorum. Karanlık da çökmek üzere. Şarjım da bitiyor. Ya lanet olsun ya. Bir yola çıktım ama bu yol nereye çıkıyor inan bilmiyorum. Hiç ağaçlar da var böyle. Her yerde de ağaç falan var. Yol gözükmüyor. Umarım evi bulurum. Bulursam kayıt ederim. Yani siz bu videoyu izliyorsanız evi bulmuşumdur. Evet arkadaşlar, sonunda eve gelebildim. Şarjım %1. Umarım video kapanmaz. Bayağı dolandım ya. Yani dolandım, oradan abilere falan sordum. İşte buraya gideceğim falan diye. Onlar tarif ettiler. Uğur abiye de ulaşamadım. Umarım evdedir, merak etmemiştir beni. Size kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir de ceylanların peşine düşmeyin, yoksa benim gibi kaybolursunuz.